İnce olması nedeniyle sarma yapımında çok rağbet gören tayfi üzümü yaprağı değerlendirilecek. Bu amaçta incelemeler yapmak üzere teknik eleman ve bayanlardan oluşan bir heyet yaprağı ile ünlü Tokat iline gitti. Şirvan Pirinçli Köyü'nde kurulan kadın kooperatifi üyesi 6 bayan ve 6 teknik elemandan oluşan heyet için uğurlama töreni düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan törende yaptığı konuşmada kadın kooperatifi aracılığıyla Salamura yapılanak işleme tesisi kurmayı planladıklarını söyledi. Demirhan şöyle dedi. Çok önem ve değer verdiğimiz bir projenin startını veriyoruz. Biz Şirvan ilçemiz ve Pirinçlik köyümüz merkez olmak üzere bir kadın kooperatifi kurduk ve adına da Şirvan Pirinçlik Kadın Kooperatifi koyduk. Bu Şirvan bölgesi için bir ilk olması hasebiyle çok büyük bir önem taşımaktadır. Şirvan Pirinçlik köyünde kurulan kadın kooperatifiyle Pirinçlik Köyü merkez olmak üzere çevre köylere yeni bir istihdam kapısı açılmış olacaktır kurduğumuz kooperatif ve yaptığımız projeyle. Bu çerçevede Siirt Valiliğimiz, Şirvan Kaymakamlığımız ve GAP İdaresi Başkanlığımız önderliğinde Siirt İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje Pirinçlik Köyü'nde kurulan Tayfi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisi ile ilk etapta 500 ton, Projenin ilerleyen dönemlerinde de 5000 ton üretim hedeflenmektedir. Böylece kadınlarımız bu projemizle ve kurduğumuz kadın kooperatifiyle üretimde yer alacak. ilimiz ekonomisinin gelişmesi için yeni bir istihdam ve olanak kapısı açacaktır. Projemizle ilk etapta 40 kadın ve ailesine istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Bu projenin ilerleyen zamanlarında katlanarak artacağını ümit ediyoruz. Bölgede ve özellikle Siirt bölgemizde huzur ve güven ortamının tekrar sağlanması ile şimdiye kadar tam anlamıyla değerlendirilemeyen bu nadide ürünümüz değerlendirilecek ve bağcılık sektörü, ihmal edilen bağcılık sektörü, ilimizde gerilemiş olan bağcılık sektörü tekrardan canlandırılacaktır. Bağ alanlarımız da gün geçtikçe artacaktır. Salamura yaprak işleme testi için Türkiye'de alanında iyi bir seviyede olan Tokat iline yapılacak olan bu geziyle kadın kooperatif üyelerimiz üretim tesislerini, üretim aşamalarını paketleme ve satışlama konusunda gerekli bilgiler verilecektir. Ayrıca Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından giden üreticilerimize ve teknik elemanlarımıza bağcılık uygulamaları ve salamura yaprak üretimi konusunda eğitim ve üretim metotları anlatılacaktır. Akabinde proje ile büyük bir çoğunluğu olan ve büyük bir kısmı değerlendirilemeyen ve çöp olan tayfi üzüm yaprağımız ilimizin marka değeri olacak ve marka değeri olan ürünler arasında yer alacaktır. Tokat ve Manisa'da olduğu gibi ilimiz bu sektörde de söz sahibi olacağını ümit ediyor ve bu konuda hedeflerimizi koymuş bulunuyoruz. Ilimizin tekrardan bu gözde projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bugün itibariyle biz Şirvan, İlçemiz Prinçlik Köyü kadın kooperatif üyelerimizle beraberiz. Onları Tokat ilimize yolcu ediyoruz ve beraberinde teknik elemanlarımız eşlik edeceklerdir. Bu gezinin, bu çalışmanın, bu projenin gerek ilimize, ilçemize, köyümüze, çevre köylere ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Ülkemiz kadın istihdamında, genç istihdamında, kırsal kalkınma yatırımlarında çok önemsediğimiz ve önder olacak bu projenin de hayırlara vesile olmasını ve tekrardan böyle cesaretli bir işe girdikleri için ben üyelerimi tekrar tekrar tebrik ediyorum ve başarılı olacakları konusunda en ufak bir şüphem olmadığını ve şüphemiz olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Pirinçli Köyü'nden Leman Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Topluca bir kooperatif kurmayı düşünüyoruz yani kadınlarla birlikte. Bunu düşünüyorduk ve İl Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle birlikte bunu büyütmeye karar verdik. şimdi de Tokat'a gidiyoruz. Tokat'ta neler yapabileceğiz bilgi almak için ve iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bunda da İl Tarım Müdürlüğü'nün desteğini de alacağımızı düşünüyorum. Siirt'te kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat şunları kaydetti. Şirvan ilçemize bağlı Pirincilik Köyü'nde kurulan kadınlar kooperatifini biz de Ziraat Odası olarak hem Kurtalan hem Sirt Ziraat Odası olarak e, cani günülde destekliyoruz. Hem ekonomik yönde hem eğitim bakımında Kurtalan Ziraat Odası danışmanların e, gözetiminde de e, gereken bütün eğitimleri Ziraat Odası olarak vereceğiz ve bu projeyi destekliyoruz. İlimizin en çok e, Görünen ihtiyaçların birisi de e, kooperatifçiliktir. Maalesef ilimizde kooperatifçilik çok e, azdır. Biz e, oda olarak bu kooperatiflerin kurulması önce belki küçük küçük kooperatifleri kurup sonra bu kooperatifleri birleştirip e, büyük bir kooperatifleri meydana getirmek niyetindeyiz ilimizde. Konuşmaların ardından heyet Tokat iline uğurlandı. <laughs>